Değerli izleyenler, önemli bir haberle, basın mensuplarının dikkatinden kaçan bir haberle şimdi karşınızdayım. Evet, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev öyle bir hamle yaptı ki Kremlin'i, Putin'i buz kesti. Evet, Putin'in yüreğine buz gibi düşen bu haber şimdi karşınızda. Haberimdeki bu şok olaya, Putin'i şok eden olaya değinmeden hepinizden bir ricam var. Lütfen kanalıma abone olun. Bu yayına hemen videonun altında beğeni tuşu var, like tuşu var. Oraya üşenmeden bir basın ve arkadaşlarınıza bu yayını önerin. Evet değerli izleyenler, Aliyev'in Rusya'yı ve Putin'i bir eksen kaymasını gösteren karesi işte burada gizli. Hemen yayınımıza geçiyoruz. Aliyev ve Erdoğan'ın Şuşa'da gövde gösterisi yaptığı saatleri ve dakikaları biliyorsunuz. Şuşa'da halay çekip raks edenlere karşı Türkiye'nin gösterdiği destek ve zaferi yerinde kutlama arayışı gerçekten onur verdi ve bizlere gurur verdi. Ama Aliyev'in özellikle Erdoğan'a ve ailesine belli sözleri vardı. Bu sözler de şuydu. Dedi ki, oğlum hasta. Oğlumu, evet, bir anda gördüm ki bacağı şişmiş. Hemen hastaneye kaldırdık. O arada Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Aliyev'in çocuğunun hastaneye kaldırıldığını ve Türkiye'de bir hastanede olduğunu belirtti. Ve hastaneyi biliyoruz ama tabii ki buradan açıklamak istemiyorum. Buradaki asıl amaç şu, Sayın Aliyev'in çocuğunu Rusya yerine Türkiye'ye güvenip Türkiye'deki hastaneye yatırması. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Rusya'ya güvenmedim, Türkiye'ye güvendim demesi gerçekten bizi mutlu etti. Yani çoluğunu, çocuğunu, ailesini Rusya'ya asla götürüp tedavi ettirmeyeceği artık aşikar. Bu önemli bir şey. Bu önemli bir adım. Şuşa'da düşman çatlattı, üzüntüsünü yüreğine attı. Şimdi iyi yaptığı adımı söylemem gerekiyor. Evet, iyi yapılan bir adımı alkışlamalıyız. Çocuğu için Rusya'yı tercih etmediği için sevinçliyim. İşte Sayın Erdoğan'ın özellikle Azerbaycan'da mecliste konuşması ve değindiği konularda çok önemli konulardı. Sayın Erdoğan çok önem verdiği bu konuları Karabağ'ın yeniden inşasını ve güvenliğini birinci sınıf bir tabii ki gündem olarak tutuyor. Ama Aliyev'in oğlu için Türkiye'yi seçmesi, evet gördüğünüz karede bildirdiği üzere Aliyev Türkiye'ye çocuğunu yatırdı. Erdoğan da bu konuyla yakından ilgilendiğini belirtti. Şimdi Rusya için neden hayal kırıklığı? Rusya, Aliyev'in çocukları dahil herhangi bir rahatsızlığı olduğunda, önemli olaylar yaşandığında kendilerine gelmesini ve kendi kuruluşlarında tedavi görmesini ve kendi kurumlarında bu işlerin yerleşmesini istiyor. Putin, Aliyev'in oğlu için kendi beraber egemenliği altında olduğunu düşündüğü ve hala bir vilayeti gibi gördüğü Azerbaycan'ın liderinin çocuğunun kendisinde değil de Türkiye'de tedavi edilmesinden hiç de hoşnut değil. Bu karede Erdoğan Aliyev'e kardeşçe bakarken, Putin Aliyev'e bakarken sıkılmışa benziyor, Aliyev'e bakarken yüzünü ekşitiyor. Muhtemelen İki Türk liderinin arasında kendini biraz yalnız hissetti. İki Türk liderin kardeşliği biraz moralini sıkmış gibi. Benden kaçmaz. Benden kaçmaz değerli izleyenler. Gördüğünüz karede Putin iki Türk'ün arasında bayağı sıkılmışa benziyor. Ama Aliyev'in oğlu için Türkiye'ye güvenmesi aklımıza zehirci Putin'i getiriyor. Navalny'yi biliyorsunuz. Navalny'nin başına gelenleri bilmeyeniz de yok herhalde. Evet, Rusya'dan acil olarak Avrupa'daki başkentlere kaldırılan Lavalli zehirlendiği tespit edilmişti. ve kendisine geldikten sonra inanılmaz bir hareketle Rusya'ya geri döndü. Başına gelecekleri biliyordu. Ama amacı neydi? Amacı halk hareketi başlatmak ve bu halk hareketiyle bir şeyler gerçekleştirmek. Ve bu yaptıklarıyla da tabii ki önemli bir adım, evet önemli bir adım elde etmek istiyordu. Demek istediğim artık bu süreçte, evet bu süreçte önemli bir ayraç şu, önemli bir ayraç şu, artık Putin'in adı zehirciye çıktı. Kimse sağlığını, kimse eğer bir devlet yetkilisinin eşi çocuğu yakınıysa kimse sağlığını zehirci Putin'in Kremlin'ine, Rusya'sına emanet etmez. Navalny şu anda cezaevinde, sudan bir sebeple içeride. Batı'da diyor ki Navalny'nin başına bir şey gelmesin, sorumlu tutarız. Ama Navalny'yi konuşmayı unuttular bile. Yani olan Rusya'daki muhalefeti oluyor. Yani olan Rusya'da Putin'e karşı geleni oluyor. Rusya'da demokrasi yok. Rusya'da insan hakları yok. Rusya'da Putin diktatörizmi var. Şimdi bu aile tablosunu bozan ve Navalny'yi zehirleyen, belki de şimdi hapiste onu yavaş yavaş, evet, komaya sokmaya çalışan bir Putin'e kim gelir de evladını ve çocuklarını teslim eder? Örneğin Putin'in suikastlerinden birisi, yüzyılın en acımasız zehirlenmesi 2006'da gerçekleşti. Bu seferki hedef Putin'i eleştiren eski KGB ve devamındaki FSB ajanı olan Aleksandr Litvinenko'ydi. Moskova'da gelen iki suikastçı, Dimitri Kovtun ve Andreykovi'yi Londra'daki Millennium Otel'deki Litvinenko'da ile buluştu. İçtiği yeşil çaya radyoaktif polonyum 210 maddesi katılan Litvinenko evinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı ve 3 hafta sonra hayatını kaybetti. Cinayet İngiltere ve Rusya ilişkilerinde uzun bir sert sürece yol açtı. Suikast aynı zamanda acaba cinayetleri devlet politikası olarak Putin mi imzaladı yoksa istihbarat birimlerinin başkanlarının yorumlanması için daha geniş politika parametreleri belirledi. Birleşik Krallık'ta 2016 yılında yapılan bir kamu soruşturması Putin'in operasyonu muhtemelen dönemin FSB başkanıyla birlikte onayladığını ortaya koydu. Soruşturmayla ilgili hükümetin elde ettiği bazı kanıtlar da gizli tutuldu. Evet, Vladimir Karamurza. Kremlin karşıtı muhalif aktivist Vladimir Karamurza 2015 ve 2017 yıllarında 2 kez zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Böbrek yetmezliğinden uzun süre tedavi gören Batı yanlısı gazeteci ve yazar Karamurzac'ın eşi doktorların zehirlendiği kendisine söylediğini belirtti. Ancak eşi polisin 2017'de zehirlenme ilgili soruşturma açılmasına müsaade etmediğini dile getirdi. Boris Nemtsov cinayeti. Putin'i sert şekilde eleştiren muhalif isimlerin başında gelen Boris Nemtsov, 2015 yılında Kremlin yakınlarındaki bir köprüden geçerken vurularak öldürüldü. Nemtsov, eski devlet başkanı Boris Yeltsin döneminde Enerji Bakanı ve Başbakan Yardımcısı görevlerinde bulunmuştu. Sık sık Putin hükümetini ve politikalarını eleştiriyordu. Verzilov, Rus devleti tarafından 2012'de tutuklanıp hapsedildi. Rus punk rock yıldızı Proyit'in üyesi olan Verzilov, 2018'de şüpheli bir şekilde zehirlenmesinin ardından yoğun bakımına alındı. Ardından tedavi için Berlin'e gitti. Kendisini tedaviden Alman doktorlar zehirlenmenin son derece makul olduğunu belirtti. Gördüğü uzun tedavinin ardından iyileşti. Skripal, 2018'de bir başka Kremlin suikastçı ekibi tıpkı Kovtun ve Loko'nun 12 yıl önce yaptığı gibi Moskova'dan yola çıkıp Londra'ya hareket etti. Ekibin hedefinde İngiliz istihbarat servisi MI6 için çalışan Rus çift ajan Sergei Skripal vardı. Suikast timi Rus askeri istihbaratında gizli görev yapan Albay Anatoliy Chelpi ve Albay Alexander Minsk'ten oluşuyordu. İngiliz hükümetine göre Minsk'in ve Chelpi'yi Skripal'in İngiltere'nin Salisbury kentinin evinin önü yolunda Sovyet döneminden kalma bir sinir gazı olan Novichok sıktı. Ve Skripal saatler sonra kent merkezindeki bir parkta yere yığıldı. Baba kız hayatta kalmayı başardı ancak 2 ay sonra Dawn Sturgess adlı İngiliz kadın bileklerine işleyen Novichok gazından öldü. Hala gizemini koruyan olayla ilgili İngiltere Rusya'ya sert eleştiriler yöneltti. Yani Rusya'da Putin'in bu işleri bitmiyor. Aliyev nasıl güvensin, değil mi? Görüşmek üzere.